17. Osmanlı Padişahı Sultan 4. Murad Han. Çok sert bir mizaca sahipti. Kuralı kural, kanunu kanundu. Kurallarına uymayanın sonu ölümdü. Bakışları adeta şahinleri andırırdı. Gücü kuvveti yerindeydi. Osmanlı padişahlarının en güçlü olanıydı. Çok uzak mesafelere ok atar ve cirit kullanmakta çok maharetliydi. Karşısında düşman duramaz, ordusunun en önünde savaşırdı. Dedesi Yavuz Sultan Selim'i örnek alırdı. Bozulmuş olan devlet otoritesini ve nizamı yeniden kurdu. Asiler hadlerini teker teker bildirdi. Çöküşe geçen Osmanlı'yı yeniden şahlandırdı. Sultan 4. Murad'ı bu derece sert ve katı kurallara yönelten sebepleri anlamak istersek biraz daha geriye gitmemiz gerekmektedir. Zira 4. Murad böyle olmak istemedi. Dönemi onu böyle yaptı. ...21 Aralık 1603 tarihinde 4. Murad'ın babası Sultan 1. Ahmet Osmanlı tahtına oturdu. Ancak Sultan Ahmet'in yaşı henüz 13'tü. Bu sebepten devlet işleriyle daha çok annesi Handan Sultan alakadar oldu. Sultan Ahmet'in en önemli şehzadeleri 2. Osman, Şehzade Mehmet, 4. Murad, Şehzade Bayezid, Şehzade Kasım, Şehzade Süleyman ve Sultan İbrahim'di. Sultan Ahmet Han, o meşhur Sultan Ahmet Camii'ni yaptıran padişahtır. Ahmet Han, büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra gelen padişahlar arasında devlet işleriyle en çok alakadar olan sultandı. Ancak kardeş katli meselesini ortadan kaldırmak istiyordu. Ekber ve erşet sistemini, yani kafes hayatı olarak bilinen diğer adıyla hanedanın en akıllı üyesi tahta geçer adıyla bu kanunu düzenletti. Kanun ne kadar kulağa hoş gelse de bu Osmanlı Devleti için ileride daha büyük sorunlara yol açacaktı. I. Ahmet'in tahta geçtiği dönemde batıda Avusturyalılar ile savaş devam ediyordu. Doğuda ise Safeviler ile ciddi bir mücadele içerisindeydiler. Ayrıca Anadolu'da Celali isyanları baş gösteriyordu. Bir yandan da saray içerisinde huzursuzluk, sürekli vezirler değişiyor, stratejik kararlar çok sağlam bir şekilde alınamıyordu. Ayrıca Sultan Ahmet daha çok gençti. İşte böyle bir dönem. 4. Murat böyle bir dönemin çocukluğunu yaşadı. Sadece bu değil. Ağabeyinin katlini, amcasının akıl sağlığını yitirmesini ve kafese kapatılmasını, İstanbul'da halkın isyan etmesi ve Yeniçerilerin sürekli kazan kaldırması, vezirlerin artık padişahtan çok yetkilerinin olması. 1. Ahmet zor bir karar vermek zorunda kaldı. Batıdaki ordularını Anadolu'ya çekmeden iç isyanları ve Safevileri bastıramayacaktı. 11 Kasım 1606 Zitvatorok Antlaşması. Yüzyıllardır süren Avrupa'daki Osmanlı gücünün üstünlüğü bu anlaşma ile eşit değere ulaştı. Anlaşmadan önce Avusturya kralı ancak Osmanlı Vezir-i Azam'ına eşitti. Anlaşma ile beraber Osmanlı padişahına eşit sayıldı. Şah Abbas, 1. Ahmet tahta geçtiği dönemlerde Osmanlı topraklarına taarruza geçmişti bile. Tebriz'i düşürdü. Güney Azerbaycan'a girdi. Nahcivan eyaleti de işgal edilince Osmanlılar Aras nehrine kadar gerilediler. Ardından Revan düştü. Cağaloğlu Sinan Paşa Şah Abbas'ın üzerine gittiyse de 50.000 kişilik Safevi ordusuna Urmiye meydan muharebesinde mağlup oldu. Safeviler Gence ve Şamahı da ele geçirdi. Osmanlı ile Safeviler arasında barış yapıldıysa da Osmanlı Devleti doğuda önemli derecede toprak kaybetti. Barış yapıldı ancak yine de Safeviler rahat durmadı. Bağdat'ta elden çıktı. Yavuz Sultan Selim döneminde binlerce taraftarı ile ayaklanan Bozoklu Celal, Osmanlı Devleti için büyük problem olmuştu. Bu isyanlar bastırıldı ise de Anadolu'da meydana gelen iç isyanlar ve karışıklıklara yine Celali isyanları denildi. Sultan 1. Ahmet döneminde Celali isyanları tekrar patlak verdi. Tavil Ahmet, Can Boladoğlu, Kalenderoğlu ve Deli Hasan ayaklanmaları bunlardan en önemlileridir. Sadrazam Kuyucu Murat Paşa'nın ısrarlı ve sert politikaları sonunda Celali isyanları zor da olsa bastırıldı. Sultan 1. Ahmet henüz 27 yaşını 7 ay ve 4 gün geçe gencecik yaşta vefat etti. Uygulamaya soktuğu kafes sistemi sayesinde kardeşi Mustafa öldürülmemişti. Ancak Sultan Ahmet'in ekber ve erşet sistemi ondan sonra tahta çıkan ilk sultan olan Mustafa'da etkisini gösterdi. Akli melekeleri tam manada yerinde değildi. Saltanata oturmak dahi istemiyordu. Ancak onu padişah ilan ettilerse de sadece 96 gün tahtta kalabildi. Çocuk yaştaki 4. Murat tüm bu yaşananlara şahit oluyordu. Ağabeyi Genç Osman tahta geçirildi. 26 Şubat 1618. Tahtın varisi olduğu için hakkının yendiğini düşünüyordu. Mustafa'yı destekleyenlere karşı sert bir tutum gösterdi. Çok kararlı bir gençti ve henüz 14 yaşındaydı. Radikal bir reformcuydu. Kışın çok sert geçmesi sebebiyle gıda fiyatları arttı. Halk büyük isyanlar çıkardı. İran ile anlaşma yenilendi. İtalya kıyılarına donanma göndererek Roma'yı tehdit etti. Kırım Hanı'nın Lehistan-Osmanlı barışına aykırı hareket etmesi ve Lehistan topraklarına saldırması nedeniyle Lehistan'da Avusturya'dan destek aldı. Lehistan ile savaş çıktı. Genç Osman bizzat ordusunun başında Hotin kalesini kuşattı. İşte kopma noktası burada oluştu. Yeniçeriler zıvanadan çıkmışlardı. Savaşmıyorlardı. Genç Osman adeta çılgına dönüyordu. Artık Yeniçerilerin cezalandırılmasını, hatta bu birliğin yerine yeni bir ordu kurulması kararını düşünüyordu. Lehistan ile anlaşma yapıldı ve İstanbul'a dönüldü. Genç Osman birçok beylerbeyine gizliden yeni kurulacak ordu için asker seçilmesini emretti. Ancak padişahın bu teşebbüsü duyuldu. Genç Osman hacca gitmek bahanesiyle yeni kurulacak orduyu denetleyecekti. Yeniçeriler bunu duyunca büyük bir isyan çıkardılar. Ortalık birbirine girdi, halk ayaklandı. Bu sıralarda 4. Murat 11 yaşına geliyordu ve tüm yaşananları anlayacak yaştaydı. Şeyhülislam Hocazade Esat Efendi'nin yazdığı fetvayı da eline alan Yeniçeriler sarayı bastı. Fetvada padişahların hacca gitmesinin caiz olmadığını yazıyordu. Gerçekten de durum böyleydi. Padişahın hacca gitmesi çok uzun süre alacağından devlet işleri aksar düşüncesiyle Şeyhülislamlar buna izin vermezdi. Genç Osman bu fetvayı yırtıp Yeniçerilerin üzerine attı ve taht şehrini Bursa'ya taşıyacağını söyleyince isyan tam bir ihtilale dönüştü. İkinci gün Yeniçeriler 6 kişinin öldürülmesini istediler. Genç Osman bunu da reddetti. İhtilalciler sarayın avlusuna doluştular. Vezir-i Azam Dilaver Paşa Yeniçeriler tarafından parçalandı. Yeniçeri kılıcını çekti artık. Genç Osman'ı tahta istemiyorlardı. tekrar Sultan Mustafa'yı padişah ilan edeceklerdi. İsyanı en çok ateşlendiren kişi Kara Davut Paşa oldu. Kendisi Sultan Mustafa'nın kız kardeşiyle evliydi. Mustafa tekrar sultan ilan edilmiş, veziri ise yine Kara Davut Paşa seçilmişti. Kara Davut Paşa bu defa Genç Osman'ın işini bitirmek üzere isyancılar ile üzerine yürüdü. 20 Mayıs 1622 sabahı Genç Osman bir eşeğin üzerine bindirilerek sokaklarda gezdirildi, hakaret edildi. Bu Osmanlı padişahına yapılan tarihteki en büyük zulümdür. Yedikule zindanlarına götürülerek 10 cellat tarafından şehit edildi. İşte böyle bir saltanatın başına geçmeye hazırlanıyordu 4. Murat. Ne padişahın hükmü kalmış, ne paşalar devlet için çalışır olmuş, ülke topraklarının dört bir yanında savaş ve düşman tehdidi, halk isyan halinde, ne otorite var, ne düzen, ne nizam. Evet, 4. Murat işte böyle kötü bir ortamda yetişti. Bunları kısaltarak anlattık. Saray içerisindeki entrikalar, kadınların birbirlerine karşı üstünlük savaşları. Tabii ki yaşanan olaylar bununla da sınırlı kalmayacak. Genç Osman'ın şehit edilmesinin ardından Mustafa tekrar tahta, hain Davut Paşa ise sadaret makamına getirildi. Davut Paşa Genç Osman'ın servetine dahi göz dikti. Onun kılıcını, antika eşyalarını ve bazı değerli varlıklarını da çaldı. Hatta Davut Paşa 4. Murad'a bile kıymak istediyse de buna engel olundu. İşte devlet bu gibi haysiyetsiz ve isyancı Yeniçeri cuntasının eline geçmişti. Genç Osman'ın neden bu kişilere karşı bu kadar sert davrandığı anlaşılıyordu. 1. Mustafa'nın saltanatı beklenmedik bir şekilde 1 yıl 3 ay ve 21 gün devam etti. Sipahiler Genç Osman'ın intikamını almak için ayaklandılar. Bu sırada bütün Anadolu karıştı. İsyan Irak ve Suriye'ye kadar uzandı. Kontrol bir türlü sağlanamıyordu. Osmanlı toprakları adeta yangına dönmüştü. Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa, Genç Osman'ın intikamını almak için büyük bir isyan başlattı. Bulduğu bütün Yeniçerileri katlediyordu. Bundan cesaret alan sipahiler İstanbul'da bir kez daha ayaklanma çıkardılar. Yeniçeri ocaklarına girdiler. Yeniçeri ağaları içlerindeki hainlerin temizlenmesini istediler ve sipahilere destek oldular. Padişahın tahttan indirilmesini istiyorlardı. Hain Davut Paşa'nın kellesini istediler. Davut Paşa ve Derviş Paşa'yı ele geçirip idam ettiler. Veliaht Şehzade 4. Murad'ın annesi Kösem Sultan ile anlaştılar. Kösem kendilerine destek verdi. 10 Eylül 1623 günü Sultan Mustafa tahttan indirildi. Zaten tahtta bulunduğundan da haberi yoktu, indirildiğini de bilmiyordu. 4. Murat 11 yaşında Osmanlı tahtına oturdu. Son 6 yılda 4 padişah değiştiği ve Sultan Osman'ın hazinesi yağmalandığı için 4. Murad'a dağıtacak cülus bahşişi kalmamıştı. Abaza Mehmet Paşa isyanı giderek büyüdü. Bursa'yı kuşatmayı düşünüyordu. Damat Hüsrev Paşa sadrazamlık makamına getirildikten sonra Abaza Mehmet Paşa isyanını bastırmak adına Anadolu'ya gitti. Erzurum'u kuşattı. Abaza Mehmet Paşa'yı teslime zorladı ve başarılı oldu. Abaza Mehmet Paşa'yı da alıp İstanbul'a geldi. Böylelikle 4. Murat devrindeki iç isyan sonlanmış oldu. Bu isyanın bastırılmasında Kösem Sultan'ın da olumlu etkisi vardır. Abaza Paşa affedilip Bosna Beylerbeyliğine atandı. Gerçekte ağabeyi Sultan Osman'ın kan davasını gütmesi 4. Murad'ın hoşuna gitmişti. doğuya Bağdat üzerine seferler yapıldı ama Bağdat bir türlü ele geçirilemedi. 4. Murad bu yıllarda daha çok annesinin gölgesi altında kalıyor, hatta ezik olarak dahi nitelendirenler oluyordu. Bu da çok acı görmüş, isyan görmüş, şiddet görmüş bir padişahın yapısını olumsuz anlamda etkiliyordu. 1623 ila 1632 yılları Sultan Murad'ın 1. saltanat devresi olarak tahta geçti. Bu 9 yılda birçok hakarete uğradı. Emirleri hiçe sayıldı. Annesi Kösem Sultan'ın gölgesinde kaldı. Aklı başına geldiği dönemler yaklaştıkça daha da sinirli ve asabi bir hale bürünmeye başladı. Safevi baskıları ciddi derecede artmış, Mardin'e kadar olan Osmanlı toprakları elden çıkmıştı. Kırım'da, Lübnan'da ve Yemen'de isyanlar dindirilemiyordu. Osmanlı alev alev yanıyordu. Hüsrev Paşa, Topal Recep Paşa'nın da desteğini alarak bozguncu Yeniçeri ocağını kontrol ediyordu. Hüsrev Paşa adeta Osmanlı Devleti'ni yönetiyor, asıyor, kesiyordu. Özellikle Bağdat seferine giderken Anadolu halkına çok ciddi zulümler yaparak kan dökücü lakabını aldı. Küçük padişahı kontrol etmek için elinden geleni yapıyordu. Nitekim sadaretten alınıp yerine Ahmet Hafız Paşa'nın getirilmesi, Topal Recep Paşa'nın komutasındaki bozguncu Yeniçeri cuntasını harekete geçirdi. Başıboş dolaşanlar da isyana katılınca Yeniçeri sarayı bastı. Hafız Ahmet Paşa'nın kellesini istedi. 4. Murat çok sevdiği paşasının canını kurtaramayacak kadar iktidarda yetersizdi. Hafız Ahmet Paşa gözü dönmüş Yeniçeriler tarafından paramparça edildi. 4. Murad'ın içi kan ağlıyordu. Cuntacıların başı Topal Recep Paşa sadaret makamına getirildi. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu bunların eline kalmıştı. Artık 4. Murad'ın sabrı tükenme noktasına geliyordu. Yaşı da 20 civarındaydı. Her şeyin farkındaydı. Topal Recep Paşa'nın eski işbirlikçisi Hüsrev Paşa Tokat'ta bulunuyordu. Sultan Murad geri çağırdı. Hüsrev Paşa kafa tuttu. Padişahın emrine karşı geldi, dönmedi. 4. Murad'ın görevlendirdiği Murtaza Paşa, Hüsrev Paşa'nın konağını topa tuttu. Başını kesti, Sultan Murad'a yolladı. Hüsrev Paşa'nın kellesi İstanbul'da gösterilince Topal Recep Paşa yeniden cuntacı askerlerle isyan etti. 2. ihtilal koptu İstanbul'da. Yeniden sarayı bastılar. Yeniçeriler kelle istediler. Ayak divanı istediler. Recep Paşa tekrar kendini sultana kanıtlamaya çalışıyordu. Şehzade Bayezid'i tahta geçirmekle tehdit ettiler. Kösem Sultan engel oldu. Şehzadelerin öldürülmeyeceklerine dair kefil istediler. Şeyhülislam ve sadrazamın kefaretiyle isyancılar dağıldı. 4. Murat büyük bir öfke gösterdi. Artık ya kendi canından olacaktı ya da bozulan düzeni yeniden kuracaktı. 18 Mayıs 1632 günü Topal Recep Paşa'yı huzuruna çağırdı. Recep Paşa arkasına aldığı birkaç Yeniçeriyle saraya gitti. Sultanın yanına girdi. Yeniçeriler dışarıda bekliyorlardı. Sultan Murat Recep Paşa'nın gözlerinin içine baktı ve "Gel bre Topal zorbabaşı" dedi. O sırada içeriye cellatlar girerek Topal Recep Paşa'nın kellesini aldılar ve dışarıda bekleyen asi Yeniçerilerin önlerine attılar. Hepsi dağıldı. Artık 4. Murat kontrolü ele geçirmeye, devlet idaresini yönetmeye başlamıştı. Kösem Sultan'ın baskıları, emirleri de artık 4. Murad'ı durduramıyordu. İçerideki ve dışarıdaki tüm hainlerin hadlerini bildirecekti. Sultan Murat, Divan-ı Hümayun'u toplayarak ağır bir nutuk verdi. Anarşinin devletin temellerine girdiğini, ordunun savaşmaz hale geldiğini, askerin politika ile uğraşmaktan işini yapamadığını ve devleti bir avuç zorba ve hırsıza yedirmeyeceğini bildirdi. Onun bu kararlılığı askeri ve devlet adamlarını sindirmiş, 43 yaşındaki validesi Kösem Sultan'ın da naibeliğini resmen sona erdirmişti. Böylece Sultan Murad'ın ikinci saltanat dönemi açıldı. Bu dönem gelene kadar Osmanlı Devleti Genç Osman'ın katlinden beri 10 yıl yerinde saymış, hatta gerilemişti. Sultan 4. Murad ağabeyi Genç Osman'ın katlini 3 ayda bir resmi törenle geçiş yaptırarak Yeniçeri'ye lanet etti. Yeniçeri dizginlendi. Daha sonra Anadolu'ya geçti. Mahallindeki halka zorbalık etmiş, zulüm yapmış, hırsızlık yapmış, devlet malı çalmış, haksız yere karar vermiş, kadısından yöneticisine, vatandaşına kadar her kim hainlik yapmış ise öldürttü. Devlet yönetimini bu şekilde geçen yıllar neticesinde eline aldı. Şimdi sıra kural tanımaz, her isyana destek veren, bozulmuş olan halka nizam getirmekti. Çıkan İstanbul yangınını bahane ederek tütün içimini yasakladı. Kahvehaneleri yıktırdı. Sebebi ise asker ve halk buralarda toplanıp işini yapacağına politika yapar, halkı isyana sürükler olmasından dolayıydı. Çok geçmeden dışarıda içki içilmesini de yasakladı. Halk yeni kanunlar karşısında ayaklanma çıkarmak istedi. Ancak 4. Murat sık sık tedbirli kıyafet halkın arasına karışıyordu. Kurallarına uymayanları herkes içinde idam ettiriyordu. Yeni kurallara uymayan asker de elleri ve kolları kırılarak askeri ocaktan atılıyordu. Halk ilk zamanlar bu baskılar karşısında sık sık isyan ettiyse de bir müddet sonra Osmanlı Devleti'nin yeniden toparlanmaya girdiğini ve padişahın baskı altında kalmadan yönetimi eline alması hoşuna gitti. Halk Kanuni Sultan Süleyman'dan beri böyle bir sultan görmedi. Gece gündüz devleti için çalıştı. Bazen aşırıya kaçtığının kendisi de farkındaydı ama çıkan isyanlar, vezirlerin devleti ele geçirmesi, ağabeyinin katli, tahta geçtiğinde küçümsenmesi onu bu hale getirmişti. Gerçekten de artık Sultan 4. Murad'ın 2. saltanat döneminde Osmanlı Devleti düzene giriyordu. Yeniçeriler içerisindeki hainlerden arındırılmış, tekrar padişaha bağlı bir kuvvet haline gelmişti. Artık Osmanlı topraklarında kimse kimsenin hakkını yiyemiyor, kimse rüşvet alıp halkın malını yağmalamıyordu. Başta sultanın koyduğu bu kanunlara isyan eden halk, Sultan Murad'ın arkasında toplanmıştı. Dış siyasette Osmanlı Devleti 1. Ahmet döneminden beri kötüydü. Lehistan vergi göndermeyince 4. Murat ordusunu toplayarak Edirne'ye geldi. Halk Osmanlı ordusunu eski günlerdeki gibi görünce adeta çılgına döndü. Lehistan af diledi. Sultan Murat tekrar İstanbul'a döndü. Venedik ile savaş yaşanacaktı. 250.000 altın tazminatı Osmanlı hazinesine gönderince Venedik affedildi. Ancak yine de donanmaya yeni kadırgalar eklendi. İşte 4. Murat kısa süre içerisinde devlet içerisinden hainleri temizlemiş, isyan eden askerleri tespit ettirerek ordunun içerisinden atmış, bozulmuş olan halkın düzenini yeniden kurmuş, tamamen kendisine bağlı bir ordu tesis etmiş ve Osmanlı Devleti'ni eski azametli günlerine döndürmüştü. Nitekim ordusunun en önünde Revan ve Bağdat seferlerine çıkışı ve bu başarıları Osmanlı'yı yeniden şahlandırmıştı. Nitekim 8 Şubat 1640 günü 27 yaşını 6 ay ve 12 gün geçe erken bir vakitte gözlerini dünya hayatına kapadı. Şairler hakkında şiirler yazdı. Ömrü olsaydı bütün İran'ı ve Turan'ı alırdı dediler. Bozulmuş olan devlet nizamını yeniden kazandırarak ondan sonra gelen padişahlar ve paşalar Girit'i aldı. 2. Kanuni Sultan Süleyman dönemi yaşandı. Viyana yeniden kuşatıldı.